Aslı, seni bekliyorduk saat 23'ten bu tarafa. Evet, mahkemenin öğleden sonra başlayan duruşmanın öğleden sonraki kısmı hatırlarsanız öğleden önce, bilmiyorum size hatırlattınız mı seyircilere, savunmanın Rıza Sarraf'a yani yaptığı sorular sona ermişti. Yok, ben bütün her şeyi sana bıraktım, bir şey söylemedim. Okey. Sabah saatlerinde tekrar savunmanın sorularıyla başladık aslında güne. Ve savunma makamı avukat Cathy Fleming, Rıza Sarraf'a olan sorularına devam etti. Ve mümkün ölçüde kendisinin sorduğu sorular üzerinden gideceğim ama daha doğrusu şöyle başlayalım. Sabah ilk önce bugün mahkeme geç başladı. Çünkü hem savunma tarafının hem de savcılığın mahkemeye mahkemeden istediği birkaç konu vardı. Bunları anlatayım. Savcılık Rıza Sarraf'ın sorgulamasının çok uzun sürdüğünü ve ellerinde bekleyen 2-3 tane tanığın yurt dışından geldikleri için, şehir dışından geldikleri için artık evlerine dönmek istediklerini ve acaba onları öne alıp Rıza Sarraf'ı bekletebilir miyiz diye bir istekte bulundu yargıça. Bu bir taraftan. Savunma ise şöyle bir soru yükseltti. OFAK, yani bu Hazine Bakanlığı'nın İran'a yapılan yaptırımları kontrol eden, sadece İran'a da değil, biliyorsunuz Küba'da var bunun içinde, Sudan'da var. Bu Amerika'nın fonlarının düşman ülkelere gidip gitmediğini kontrol eden bir ofis var Hazine Bakanlığı içinde, OFAK olarak geçen. Bu organizasyonun daha önce bir şahsa böyle büyük bir suçtan dolayı yargılamadığı için bu mahkemenin tecrübesiz olduğunu ifade eden ya da sanki iddia eden bir savunmanın ricası vardı. Hani neden böyle yapılıyor, birkaç uzman getirelim bu konuyu aydınlatalım şeklinde. Yargıç bu soruların hepsi için bir 45 dakika ara verdi ve daha sonra döndüğü zaman şu ana kadar sunulan delillerin, ses kayıtlarının adil olduğunu ve iki tarafı da haklı gösterdiğini düşündüğünü söyledi. Hem Atilla'yı hem Sarraf'ı en iyi şekilde yargılamaya çalıştıklarına inandığını söyledi. Ve hükümetten, yani savcılıktan, Hazine Bakanlığı'nda şu anda çalışan ya da daha önce çalışmış uzmanları getirmelerini ve bunların ifadelerine de yer verilmesini istediğini söyledi. Kısaca mahkemeden iki tarafın da ama Sarraf'ın sorgulamasına devam edileceğini söyledi. Yani bunda bir değişiklik olmadı. Daha sonra da Sarraf ifade vermeye devam etti savunma tarafına. Savunmadan gelen soruları uzun uzun üzerinden geçmek istemiyorum. Birçok soru soruyor Cathy Fleming Rıza Sarraf'a yaptığı işlerle ilgili. Ama Rıza Sarraf bunların hepsini bir şekilde emin olmadığını söylediği noktalar vardı. Katılmadığına dair noktalar vardı. Bağlantımız biraz kötü sanırım. Evet, sizi kaybediyorum arada bir. Biz seni duyuyoruz ama. Siz beni duyuyorsunuz. Evet, sesle tamam. Problem yok. Görüntü gidip geliyor. Evet. Tekrar geldi ama sen devam et lütfen. Kısaca delillerin üzerinden geçti Cathy Fleming. Fakat belki de Rıza Sarraf'tan almak istediği cevapları da aldığını söyleyemem. Gerçekten bu soruların çoğunu gayet sistematik bir şekilde cevaplıyoruz Asarraf ve devam ettik. Ondan sonra da zaten öğlen arası verildi ve öğlen arası verilmeden önce Cathy Fleming sorularının bittiğini, daha fazla sorusu olmadığını söyledi Rıza Asarraf'a. Öğleden sonraki duruşmanın öğleden sonraki kısmı ise savcılık tarafından tekrar, biliyorsunuz savcılık tanığına tekrar soru sorma hakkına sahip. Kendi tanığı olduğu için zaten ve çapraz sorgulamanın Cathy Fleming'in kendisine yönelttiği sorular üzerinden sorular yöneltmeye başladı savcı. Birinci sorusu ABD yaptırımlarını delip deldiğini kabul edip etmediği oldu. Rıza Sarraf evet dedi. Nasıl bunu yaptığını sordu. İranların uluslararası ödemelerine aracılık ederek ben Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımları deldim dedi. Peki bu operasyonu Halk Bankası ile beraber mi yaptığınız sorusuna da yine evet cevabı verdi Rıza Sarraf. Halk Bankası'nda kimler vardı, kimlerle çalışıyordunuz dedi. Levent Balkan, Hakan Aydoğan, Ali Fuat ve Hakan Atilla'nın isimlerini verdi
ve bunlara rüşvet verip verilmediği sorusuna da hayır, bunlara rüşvet vermedim dedi Rıza Sarraf. Peki altınlar kimin parasıyla alınıyordu sorusunu savcılık yöneltti Rıza Sarraf'a. İran Ulusal Petrol Şirketi'nin parasıyla yaptım ve bunu bazı İranlı şirketlere, bazı İranlı kişilere yaptım bu işlemleri diye cevap verdi. Benim işim İran Petrol Şirketi'nin fonlarını Halkbank'tan çıkartıp İran'ın uluslararası finansal örgütleri olan ödemelerini yapmaktı diye cevap verdi Rıza Sarraf. Kısaca bunların hepsini zaten siz daha önce de dinlediniz. Bu sorular Rıza Sarraf'a yöneltilmişti. Ama savunma bunları tekrar ona sormuştu ve bazı açılardan da açık cevaplar kalmıştı. Savcılık dönüp bu soruları tekrar yöneltip onun cevap vermesini, net olarak cevap vermesini istedi bu sorgulama sırasında. Hakan Atilla'nın bu operasyonla olan bağlantısıyla ilgili birçok soru sordu savcılık. Hakan Atilla biliyor muydu paranın İran'dan geldiğini diye sordu. Evet dedi Rıza Sarraf. Sahte belgeler ve bu Çikinova adı verdikleri organizasyon içinde belgelerin sahte olmasıyla ilgili biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir kelime bu. Evet. Habbani ile arasında geçen Çikinova bunu biliyor muydu Atilla diye sordular. Ona da evet dedi. Zafer Çağlayan'a ödenen paralar 19 Mart 2012 tarihli bir belge var biliyorsunuz. Delil 37-34 olarak sunuldu mahkemeye. Ekim toplantısından önce bunu da biliyordu Halk Bankası Rıza Sarraf. Öyle cevap verdi. Süleyman Aslan, Levent Balkan ve Hakan Atilla'nın isimlerinin geçtiği tapeler var, konuşmalar var. Bunların üzerinden tekrar geçti mahkeme ve bunlarınla ilgili hatta Hindistan'dan gelen bir hesap açma teklifi vardı, talebi vardı. Bununla ilgili olarak Levent Balkan'la aralarında geçen konuşmaları ve Levent Balkan'ın bu soruya karşılık, yani Levent Balkan Hindistan'la ilgili soru sormuş, hani ben izindeydim, bu ne zaman oldu diye Rıza Sarraf'a soruyor. Rıza Sarraf da evet biliyoruz, Hakan biliyor bu konuyu gibi bir cevap vermiş. Onun yine tapelerini dinledik. Ama bu sefer dinlemek yerine bu tapelerin dökümlerinde altı çizili yerleri üzerine değindi savcı. Ve Rıza Sarraf'tan evet hayır cevapları alarak sorgulamasını sürdürdü. 2014 hapisten çıktıktan sonra Sarraf'ın bu konuyla ilgili olarak nasıl bir operasyona geri dönmek için neler yaptığını sordular. Evet, tekrar Halk Bankası'yla işleri başlatmak üzere gittim. Levent Balkan orada değildi, Süleyman Aslan orada değildi. Kim oradaydı o zaman? Hakan Atilla orada mıydı sorusuna evet cevabını verdi Rıza Sarraf. Bunların hepsi deliller üzerinden gidiyor, tekrarlıyorum. Bütün tekrar mahkemenin elindeki delilleri geçiyoruz ve Hakan Atilla'nın bu delillerin her birinde bu operasyondan haberdar olduğunu gösteriyor. Ve tabii bir de şema var biliyorsunuz, çizdiği bir şema vardı. Hakan Atilla bu şemanın kuruluşunda ve metodun kuruluşunda ne kadar bağlantısı vardı sorusu da geldi. Evet, tamamen o çizmedi ama katkısı vardı diye cevapladı Rıza Sarraf. Daha sonra Aralık 2013 dönemine döndük ve bu dönemde kimlere rüşvet verip vermediğini, neler olduğunu sordu Rıza Sarraf'a savcı. Evet, Türk makamlarına rüşvet vererek hapisten çıktım dedi Rıza Sarraf. Zafer Çağlayan'a hediye edilen saati sordu savcı, piyanoyu sordu. Bunlara da evet cevabı verdi. Evet, bunları rüşvet olarak verdim dedi. Daha sonra ise 2014 yılına geri döndük. Yine böyle arada bir gidip geliyor sorular. Yani ben bunu karıştırıp anlatmıyorum. Savcılık 2012'ye gidiyor, 2013'e dönüyor, 2014'e gidiyor. Ben de size mahkemede olanları birebir anlatmak için böyle. Umarım karışmıyordur anlattıklarım. Yani anlaşılıyor, anlaşılıyor. Benim bile bazen karışıyor aklım dinlerken mahkeme salonunda, emin olun. Hepimiz orada 7 gündür dinlediğimiz için belki bunları daha net olarak anlıyoruz. Ve gördüğümüz için delilleri, siz delilleri de görmüyorsunuz. Anlatılanları da bizden dinliyorsunuz ama telefon kapanmadan önce son tarafını belirtmek istiyorum. Mahkeme ara vermeden önce 2014 tarihinde Rıza Sarraf'ın
avukatıyla arasında geçen mesajlaşmayı delil olarak sundu savcılık. Bu da savcılık da delilinde de avukatın kendisine verdiği notlarda başbakan ile görüşüp, BB ile görüşüp diyor bu arada mesaj. Başbakan olduğunu Rıza Sarraf bunu anlattı mahkemeye. BB kim diye sordular, başbakan dedi. Genel müdürü çağırıp tekrar başlatacağız diyor. Avukattan gelen mesajı konuştu Rıza Sarraf ve operasyonun başlaması için böyle bir rapor aldığını belirtti ve bu 1278-1279 isimli deliller sunuldu. Bunların hepsi Rıza Sarraf'ın avukatıyla aralarında geçen konuşmalar ve çok kısa konuşmalar ama bu genel müdürün iki taraflı oynadığına dair birkaç yeri var. Ama genel olarak genel müdür ve ekibi karşısında operasyonun tekrar başlatılacağına dair avukatı Rıza Sarraf'a bilgi veriyor bu mesajlarda. Muhtemelen şimdi dava tekrar başladı. Son 25-45 ila 25 dakikasındayız. Size elimizdeki bilgileri vermeye devam edeceğim ama elimdeki bilgiler kısaca son anda bayağı hareketlendi mahkeme salonu. Ve savcılık çok iddialı bir şekilde Rıza Sarraf'ın anlaşmasıyla ilgili de önemli bilgiler verdi savcılıkla ilgili ve hayatının tehlikede olduğunun da ve elinin bütün mallarının da casusluk suçuyla Türkiye'de el konulduğunu anlattı Rıza Sarraf ara verilmeden önce. Evet, şimdi şu başbakan kısmı biraz onu biraz açabilir misin? 2014 yılına geri döndüğünde Rıza Sarraf'ın avukatıyla bir mesajlaşması vardı. Orada evet. BB diye bir ifade var. Yani böyle bir şey. BB ile görüşüp ve genel müdürü de çağırıp başlatın diyor yazmış mesaj. Avukat mı yazmış? Avukat bunu yazmış. Rıza evet. Sarraf'a da savcılık BB'nin kim olduğunu sordu. Rıza Sarraf da başbakan dedi. Yani başbakan bu işi tekrar başlatın anlamında böyle bir talimat verdiğini iddia ediyor. Delil öyle bir iddia ediyor ve bu görüşme ve durumlar cumartesi BB'ye anlatılacak. Sonra eski sistem devam inşallah. Avukatın ikinci mesajı da bu Rıza Sarraf'a. Ama daha devamını tabii mesajların bundan sonra ne olduğunu bilmiyorum çünkü ben de dışarıdayım. Başka deliller de sunulmuş olabilir. Yani belki sen şu ara bize bunları anlatırken belki de duruşma da bitmiş de olabilir. Yani böyle bir şey de var. Aynen bitmiş de olabilir. Ara verilmiş çünkü, olabilir. Yani evet. Ben arada çıktım. Evet. Ama tekrar muhtemelen bir saat daha devam edecekti ben çıktıktan sonra. O yüzden de yeni delillerle ilgili olarak hani bu delil önemli bir delil olarak sunuldu. İkinci sayfasında da genel müdürün bu konuyla ilgili olarak ikili oynadığına dair bir şey yani söylüyor avukat. Onu anlayamadım. Yani nasıl bir ikili oynamak genel müdürün ki? Ben de onları anlamıyorum ama Rıza Sarraf yalan söylüyor. İkili oynuyor. Ortaya çıkar ama demiş avukatına. İstediği denetim belgelerini de vereceğim. Artık bahanesi kalmadı demiş avukatına. Genel müdürle alakalı söylüyor bunu. Genel müdürle alakalı Halkbank olarak. Halkbank genel müdürü, onun da eski genel müdürü. Halkbank genel müdürü olarak, evet. Süleyman Aslan'dan söz ediyoruz tabii Süleyman ki. Aslan'dan bahsetmiyor. 2014'te genel müdürü olan. Öyle mi? Süleyman Aslan değil Ali mi bu? Fuat Bey'den bahsediyor. Daha sonra gelen evet. Genel müdürden. Evet. Evet. Yarın biraz daha netleşir diye düşünüyorum. Yarın devam edecek. Yani belki evet, şu anda da duruşma eğer devam ediyorsa, bitmemişse sen bize bunları anlatırken orada ayrıntılara hakim olabilirsin. Ama muhtemelen yarın daha böyle bir netleşecek olay gibi gözüküyor. En azından bu sorular biraz daha açıldıkça, değil mi Aslı? Evet, kesinlikle öyle. Ve tabii Rıza Sarraf'ın mallarına el koyulmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar da bunun ardından önemliydi. Kendisinin casuslukla suçlandığını evet. Ve bu suçtan dolayı da tanık sandalyesine oturduktan iki gün sonra mal varlığına el konulduğunu söyledi. Yani bunu ne şekilde söyledi? Yani vücut dili neyi anlatıyordu? Burada sorular daha çok savcılıkla yaptığı anlaşma üzerinden cevap veriyor bu sorular. Yani neden anlaşma yaptınız? Neden beklediniz bu kadar anlaşma yapmak için? Rıza Sarraf da bu anlaşmayı yapmadan önce düşündüğünü, ilk önce politik yollardan iki ülke arasında bu sorunun çözülmesini beklediğini, ikinci olarak da böyle bir anlaşmayı imzalamadan önce derin düşünmesi gerektiğini, çünkü çok büyük bir tehlike altına gireceğini söyledi. Bu tehlike nedir diye sordu savcı. O da biliyorsunuz ailem orada yaşıyor, bana yapılan tehditler var dedi. Daha sonra da
tanık koltuğuna oturduktan sonra kendisinin casuslukla suçlanarak bütün mal varlığına el konulduğunu, yani aslında bu anlaşmayı yaparak ne kadar fazla kayıp gerçekleştiğini, çünkü savunma çok fazla mal varlığı olduğunu belirtmişti hatırlarsanız, evet, geçtiğimiz günlerde Rıza Sarraf'ın. Artık bu mal varlığına sahip değilim deme şeklinde bir ifade verdi Rıza Sarraf son olarak aradan önce. Peki. Teşekkür ediyorum Aslı Pelit. Çok çok sağ ol verdiğin bilgiler için. Biz senden bilgi almaya, bilgilenmeye devam edeceğiz. Fazla tutmayalım seni. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. İyi akşamlar. Sağ olun. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.